Şimdi bu polislerin bir defa soruşturmaya uğramalarının sebebi muhalifler herhalde, bu haberleri yapanlar, mafyanın üzerine gittiği için bu adamlar soruşturuluyor diyor. Ama senin burada ayrıntılarıyla anlattığını gördüğümüz kadarıyla hukukun dışına çıkarak bir soruşturma yürütülüyor. Onun da çok ötesinde bir amaç gödetildiğine dair ciddi deliller var. Siyasi hedefleri olan bir dava. Bu vatandaşlar, az önce o üç ismi verir misiniz arkadaşlar? Bu yüzden bugün gözaltına alındılar ve ifadeleri alınıyor, değil mi? Evet. Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner. Bunun rolü... de bir bilgi var. Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik aynı zamanda Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nden sorumlu müdür yardımcısı. Tamam. Organize'nin yani başındaki isim de o. İl müdürünün birden fazla, bazı illerde 3 var, bazı illerde 1 emniyet müdür yardımcısı, bazılarında 15 tane, İstanbul'da 20'nin üzerinde il emniyet müdür yardımcısı var biliyorsun. Mali şubeden sorumlu, istihbarattan sorumlu, işte organize suçlardan sorumlu, ilçelerden sorumlu, Boğaziçi köprülerinden sorumlu, havalimanlarından sorumlu. Bu Murat Çelik de organize suçlarla şubesinden sorumlu. Yani kaçakçılık ve organize suçlarla şubelerinden sorumlu. Dolayısıyla Şevket Demircan'ın emniyet müdürünü kastettiği sıralı olarak bu iki emniyet müdürü. Bunların bir üstünde il emniyet müdürü var. Başka müdür yok. Var mı? Yani benim bildiğim yok. Yok. Sen bilirsin daha iyi, biz senden bilmiyoruz. Emniyet, çünkü polis, adliye, Abdurrahman. İşte doğrudan sıralı İTA amirleri, şube müdürü Kerem Gökay Öner. Abdurrahman Şimşek. Yani organize şube müdürü kastediliyor olsa şube müdürümüzle görüştük. Yani evet. Emniyet müdürümüzle görüşüldü gibi bir cümle var. Oradaki müdür lafı zannediyorum denk gele kullanılabilir. Çünkü herkes müdür. Evet. Bahsettiği sıralı işte, müdür. Müdürüm derken hani doğrudan emniyet müdürüm demez, şube müdürüm demez. Müdürüm lafını kullanabilir. Ama burada emniyet müdürümüzle de görüştüm. Ama yani şöyle bir şey söyleyeyim. Yeni bir ortaya bir şey söyleyeceğim. Kerem Gökay Öner bazı çevresine... Benim bu soruşturmalardan haberim yoktu, bu kadar gizli soruşturmalardan haberim yoktu dediğini biliyorum. Elbette bu isimleri biz şimdi bu iddialar sıralı olarak... Yani burada bir yargıda bulunmuyoruz, bunun altını çizelim. Şimdi iddialar var, bizim de araştırmadım, gazetecilik yapıyoruz. Evet. Bu iddiaları gündeme getiriyoruz. Suçlama, bazı polisler var elbette, onların üzerinde müdürleri var. Biz de diyoruz ki mantıken, ya bu adamlar bilgilendirildi mi, haberleri var mı? Onlar diyebilirler, biz bu kadar derinleştiğini bilmiyorduk. Belki emniyet içerisindeki bir yapılanma buradan yürüyor. Tabii ki bu hakları vardır, burada kimseyi... Mahkeme kurmadık, etmiyoruz. Biz tabii, kafamızdaki tabii soruları dile getiriyoruz. En doğal hakkımız, halk da bunları konuşuyor. Ya sosyal bugün, medyada herkesin gündemi bu. Melih Bey, bugüne kadar biz Turkuaz Medya olarak söyleyeyim, bu operasyona bütün gücümüzle destek verdik. Neden? Bir mafya örgütü eylemleri var, cinayetleri var, çek senet, birçok gece kulüplerinde adam vurma var. Sonuna kadar kimse biz bunu zaten, inkar etmiyor, biz haber yapıyoruz. Biz bunları de destek verdik yani. Sadece onlar vermedi. Bu 5. kol faaliyeti yapanlar vermedi. En çok desteği biz vermişiz. Açsınlar operasyon, şu operasyon günü Sabah gazetesinin haberle ilk yapanlardan biriniz. Verdik ama soru işaretleri de uyandı kafamızda. Onları da dile getirdik yani. Evet. Net bir şekilde söylüyoruz. Bu operasyonu da veriyoruz. Bu adamlar diyoruz. Bu adam gözaltında. Şu an 4 günlük ek gözaltında. Ya bu şüpheler ne kadar doğruymuş ki bugün 4 tanesi tutuklandı değil mi? Gözaltına alındı. Yok, gözaltına alındı. 4 gün ek gözetim altında. Tamam, netice itibariyle yani somut bazı bulgular olmalı ki gözaltına alınmış olsun. Şimdi Ferhat Bey, ben şunu söyleyeyim. Biz günlerdir bu yayınları yapıyoruz ama bugün gözaltı kararı çıktı. Yani normalde bu iş, bu ses kayıtları yayınlandığı gün bu kişilerin emniyetteki bütün bilgisayarlarına el konulması. Ne zaman gündür yayınlandı ses kayıtları Abdurrahman? Serdar Serçelik kendisi yayınladı. Ne zaman? Zaman? İşte 3 Mayıs'ta sanırım. 7, 3 Mayıs. Bugün gün, 15 kaç? 16 7 Mayıs. Gündür, 7 gündür yani ilki zannediyorum 3 Mayıs'ta 3 sonra Mayıs, şu an kendi Mayıs, YouTube, Mayıs, her YouTube kanalında bugün her gün de 15 var. Mayıs ve biz bu haberleri yaptıktan sonra süreçte yani birileri de bu soruları sormaya başladı. Biz bunu anlıyoruz. Hayır, normalde bu ses kayıtları yaptığınız zaman ben olsam hiç olayın dışında, hani diyelim açığa alındıkları gün var ya, İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. 3 polis hakkında mülkiye baş müfettişler görevlendirildi ve bu kişiler açığa alındı. Açığa alındığı gün bu adamların şubeye girmemesi lazım, bilgisayarlarına el konulması lazım, bilgisayarların hard diskleri. Çünkü bakın bir tane de
Ü5 çıktı. Belki 10 tane daha gizli tanık var. Biz bilmiyoruz. Şu anda görünenleri, yani görünen yüzüyle analiz etmeye çalışıyor. Belki o bilgisayar 20'ye yakın. Şu da olmuş olabilir. Bak, bu Ayhan Bora Kaplan'ın organize suç örgütünün diğer üyeleri belki bu emniyet içindeki yapılanma tarafından, değil mi? Belki tamamı belli bir hedef dahilinde itirafçı ya da gizli tanık yapılmış olabilir. Hani bugün ikinci çıktıysa. Evet. Yani onu diyorsun 3, 4, 5 daha fazla. Ya başka örgütün dışından da birileri gelip şey yapabilir. Ayhan Bora Kaplan'la irtibatlı bir iş adamını da gizli tanık yapabilirler. İşte evet. Şunlara ihale verdim, şunu yaptım, şuraya gittim, bilmiyoruz. Ben sadece farazi konuşuyorum. Ama iki tane gizli tanık bugün, bir tane U5 bu akşam üzeri gelen bir az önce, biraz önce. Duyurdum sen beşi. O yüzden ilk gün açığa alındıkları gün bunların bilgisayarlarının el konulması lazımdı. Bütün bilgisayarlarda ve o şubede kimleri sorgulamışlar. Bu şubeye destek veren, şimdi organize suçlar şubesi bir suç örgütüne operasyon yapıyorsa, buna destek veren istihbarat şubesinin R bürosuna da bakacak, organize. Onlar gözükmezler ama her türlü teknik desteği, önleme istihbaratı olsun, birçok bilgi notları, haber alma notları, raporları, TEKOP, teknik operasyon birimleri birçok bilgiyi almıştır. Bu bilgiyi kendileri gözükmezler ama hepsini organize suçları, onların arasındaki yazışmalar var mı, kimleri sorgulamışlar, kimler üzerinde, bunu bizim bilmemize gerek yok. Ama devletin mülkiye müfettişleri, vali düzeyindeki bu kişiler bunu açığa çıkarıp incelerlerse, orada eğer AK Partili bir kumpasa vari bir bilgiler varsa, o zaman el konulması lazım. Ama ya da hiçbir şey de olmayabilir. Gayet temiz görevlerini yapmışlarsa buna da bir şey diyemeyiz. Ben var olan bir şey, olması gereken bir şeyi maalesef bugün gözaltına alındılar. Ankara Başsavcılığı bu sürecin neresinde şu an? Yani Ankara Başsavcılığı biraz daha 6 Mayıs'ta bu kasetler yayınlanmaya, 3 Mayıs'ta yayınlandıktan 3 gün sonra bir tutanakla bir devreye girdiler, yani onlar işi ciddiye alıp devreye bunu söyleyebiliriz. Devreye girdiler ama şöyle devreye girdiler. Yani adına bir TCK maddesiyle herhangi bir soruşturma açmadan. Evet, bir soruşturma açacağız, bir soruşturma numarası veriyorlar. Ama hangi suçtan soruşturulduğuna ilişkin bir mesela size bir soruşturma ne derler? Devleti yıkmaya yönelik veya dolandırıcılık veya hırsızlık. Belki kapsamını mı anlamaya çalışıyor? Çünkü o kadar boyutları evet. olan bir şey önünüze düşüyor ki bunun çok daha ileri boyutları olduğunu da düşünebiliriz ama verilere bakarsınız. Çünkü medyada çıkanlar, iddiaları elbette çok çeşitli şeyler şöyle. Söylenebilir. Ama neticede savcı bu süreci, Ankara Başsavcısı ciddiye alıp üzerine gittiği irade koyuyor. Bunu söyleyebiliriz. Altısında giriyor. Gökhan Karaköse, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı talimat veriyor zaten. Bir başsavcı ve vekiline organize suçlardan. Hemen orada bir soruşturma açılıyor. Dediğiniz gibi kapsamını anlamak için aslında onlar İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerinden gelecek bilgi, daha hani içeriden somut bir bilgi gelse olacak. Daha da güçlü gidecekler. Ama sanırım uzadığı için bir de kamuoyunun gündemine oturunca artık bugün beklenmeksizin gözaltı kararı. Belki de bir takım yeni bilgiler gelmiş olabilir. Mülkiye'den oraya bilgi gittiyse soruşturma bunu. Benim sadece bu kişinin, Murat Çel'in iki tane telefon teslim ettiği, bu telefonların temizlendiğine yönelik bir takım duyumlarımı, başka telefon gibi, bunu da çok kolay müfettişler anlar. E-mail numarasında eski kullandığı hatlara telefon cihazını değiştirseniz de operatörlere yeni taktığınız cihaz anında gider. Ama bir tanesinin bir şube müdürü, ortadaki şube müdürünün kendi telefonunun verdiğine yönelik bir takım bilgi de var. Bilgiler. Burada...